günaydın. Hoppala. Şunun pilini değiştireceğim. Açıyorum. Değil mi kızım? Ötmüyor bu artık. Ötmüyor bu sürekli. Dur dur sen şey yapma. Dur bakalım. Bu arada altında şort var, o yüzden bacağım görünüyor. Kusura bakmayın yani. Çok sıcak çünkü. Ev şu an 25.8 derece. Dur. Akşamları yakıyoruz kombiyi. Hani gece üstünü açıyor diye. Kapatmam gerekiyor birazdan. Çünkü gerçekten çok sıcak ev şu anda. Değil mi kızım? Çok sıcak. Ay. Değil mi? Dün de bir misafirliğe gitmiştik o yüzden. Çantam orada duruyor. Onu da yerleştireceğim. İçinde şey var. Anne bunun pilini değiştirsin, güzel güzel oyun olur mu? Poğaça mı yiyorsun sen? Ben de meyveli yoğurt yiyeceğim. Canım kahvaltı yapmak istemiyor bugün. Annem. Afiyet olsun sana. Peynir de mi yiyorsun sen? Peynirinden de ye. Afiyet olsun. Şimdi öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Çok acıktık. Ben sabah yoğurt yemiştim. Şimdi bayağı bir acıktım. Dün akşamdan makarna yapmıştım. Onu ısıttım. Bir de salata var. Akdeniz yeşillikli. Asya'da tarhana çorbası yaptım ve yoğurt var yanında. Bize afiyet olsun değil mi? Saçlar başlar dağılmış. Makarna canavarı. Doydun mu? Hı? Temizlenmeye gidelim mi? Batırdık her tarafımızı. Şimdi bir de malzemelerimi çıkarttım. Ilısın diye. Şey, sütümü çıkardım. Yumurtayı da çıkardım. Poğaça yapacağım. Değişik bir tarif öğrendim. Bakalım ona göre yapacağım. O tarifte yaş mayayla yapılıyor ama evimde maalesef yaş maya yok. Kuru mayayla deneyeceğim. Bakalım. Puf puf poğaçalar olacak mı? Göreceğiz. Göreceğiz değil mi? Değil mi? Göreceğiz. Değiştireceğiz şimdi. Çok pasaklı olmuştuk çünkü. Değil mi? Değil mi? Pasaklı mısın sen? Hı? Nesin sen, pasaklı değil misin? Cici. Cici. Ne? 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 Çoraplarını yerim senin. Çıkın ol. Çıkın ol. Çıkın ol. Olsana kız. Geç, sen zaten çirkinsin. Tipe bak. Tipe bak. Ne oldu benim kızım? Değil mi Asya? Kızım, cici oldun değil mi sen? Gel saçlarını da sarayalım.
Yiyeceğim seni, yiyeceğim. Sen büyüdün de yaz mı getirdin, ha? Yaz mı geldi? Ya ne yapıyorsun? Yenmiyor onlar Asya. Asya. Dans ediyorsun ha? Asya. Ben şimdi poğaçalarımı yapıyorum. Asya kuş da muz yiyor. Afiyet olsun. Dinlendirdim güzelce hamurumu. Puf puf oldu. Şimdi güzelce şekil vereceğim. Üzerine sadece susam dökeceğim. Bana kolay gelsin. Poğaçalarım pişti, şimdi çıkardım fırından. O kadar güzel olmuşlar ki şuradan bir tane aldım. Orası boşluk. Harika, bayıldım. Yani ben kuru mayayla yapmama rağmen puf puf olmuşlar. Bakar mısınız? Harika, çok güzel. Biz şimdi yemeğimizi yedik. Ben buraları toplayacağım. Yemek derken kahvaltı türü bir şeyler hazırladım. Poğaça yapmıştım, eçer falan demedim. Öyle sabahları tek başıma olduğum için, yani Asya var da hani böyle kahvaltı sofrası tam olarak kuramıyorum. Zaten yani tek başıma canım istemiyor. O yüzden böyle bazen yap, ağzımıza sokmayalım ben şunu. Akşamları bazen hazırlıyorum. Güzel oluyor, hafif. Aa, onu ağzına sokma anneciğim. Bugün ben hiç kendimi göstermedim galiba. Daha beni yeni görüyorsunuz. Sokma onları ağzına. Senin niye dişlerin kaşınıyor? Anne sana diş kaşıyıcısı versin, bırak. Bırak. Öyle işte. Şimdi mutfağı toparlayayım. Şimdi benden tarif istemişsiniz poğaçanın. Instagram'dan birkaç kişi yazmış. Telefon şarjda kablo için kusura bakmayın. Tarifi vereyim. Tarifte yaş mayayla aslında poğaça oluyor ama kuru mayayla da yapabilirmişiz. Yani yorumlardan okuduğum kadarıyla kuru mayayla yaptım yani ben. Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su. Sonra bir su bardağı sıvı yağ. Bunların hepsini işte karıştırma kabınıza alıyorsunuz. Sonra üstüne maya ekledim ben. Maya da 20 gram olacak. Yani bir paketi 10 gramdı. Ben 2 paket ekledim kuru maya. Bunu güzel karıştırdım elimle. İşte topak olmayacak şekilde. Sonra bir 5 dakika dinlenmeye bıraktım. Onun üstüne yumurtasını ekledim. 2 tatlı kaşığı silme. Yani şey, çok doldurmayacaksınız. Ondan sonra 1,5 yemek kaşığı şeker. Onları çırpıcıyla, yani topak olmasını karıştırıyorsunuz. Ondan sonra da 7 su bardağı un diyor ama ben ölçmedim yani. Onun kıvamını anlarsınız. Çok şey olmayacak yani, çok katı bir kıvam olacak. Hatta ben onları şekil verirken yağ aldım yanıma. Elime yapışıyordu yani. Yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Öyle yani şekil verdim. Üzerine yumurta sürdüm ve harika oldular yani. Dedim herhalde kuru mayalı olmayacak çünkü yorumlarda şeyle kuru mayalı pek güzel olmuyor yazanlar da vardı. Ama bir dahakine yaş mayalı deneyeceğim, o zaman daha güzel olur eminim. Ama yine de çok güzel oldular, puf puf oldular yani. Siz de deneyin. Ben de yiyebilir miyim? Ver bana. Bir şey istedim. Hani bana? Babaya da ver. Ay! Aşkım benim ya. Hı, versene. Babaya da ver anneciğim. Dikkatini dağıttı anne. Asya. Hani babaya? Şimdi Asya'nın odasını toplayacağım. Oyuncakları falan. Sabah uyanınca böyle bir karmaşa olmuyor, iyi oluyor yani akşamdan toplayınca. Burayı toplayacağım. Ondan sonra Asya'yı yatıracağım. Öyle bugün de yani böyle geçti. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.